Merhaba arkadaşlar, nasılsınız bakalım? İnşallah keyfiniz yerindedir. 23 Ocak Cumartesi günü gökyüzünde Jüpiter'le Mars arasında sert bir görünüm olacak. Özellikle 23 Ocak Cumartesi günü birazcık böyle tepkilerimizi verirken dikkatli olun. Orantılı tepkiler vermeye özen gösterin. İnsanlarla din, inanç, felsefe, sporla ilişkili konularda tartışmalar içerisine girmeyin. Burada çünkü oluşabilecek fikir uyuşmazlıkları çok büyüyebilir ve çok genişleyebilir. Biraz dikkatli olmak gerekiyor sanırım. Tepkilerimiz bir parça böyle abartılı ve oransız olabilir özellikle. Biraz risk almak isteyebilirsiniz ama 23 Ocak Cumartesi günü özellikle de ticari anlamda riskler almak için de çok uygun bir güne açıkçası işaret etmiyor, bilginiz olsun. 24 Ocak Pazar günü gökyüzünde Ay tüm gün İkizler Burcu'nda seyahat edecek ve Güneş ve Satürn de birlikte hareket ediyor olacak. Enteresan bir pazar günü yaşayacağız. Çünkü birazcık böyle sorumluluk duygusu, işler, yetiştirmesi gereken konular gündemde olacak. Normalde pazar günleri birçoğumuz belki dinleniyor ve yeni haftaya hazırlık yapıyor ama bu pazar pek öyle olacakmış gibi durmuyor açıkçası. Özellikle ayın tüm gün ikizlerde olması iletişim trafiğinin çok artacağını, telefon trafiği, mail trafiği, iletişim trafiğinin çok böyle hızlı akacağı bir güne işaret ediyor. Özellikle Güneş ve Satürn'ün birlikte olması birazcık bizim sabırla beklememiz gerektiğini, sorumluluklarımızın artacağını, işlerin birazcık böyle kapıya dayanabileceğini, yeni iş girişimleri için böyle özellikle pazar çok uygun değil ama zaten pazar günü hiç kimse hiçbir işe başlamaz. Ciddiyet gerektiren konulara odaklanılmak için güzel bir zaman olduğunu açıkçası işaret ediyor. Krizleri de rahat bir şekilde çözebileceğiz pazar günü. 25 Ocak Pazartesi günü. Ay çok büyük bir süre boşlukta seyahat edecek. Saat 09.15 ile 20.51 arası Ay İkizler Burcu'nda seyahat edecek ama boşlukta olacak. Ayın boşlukta olması 20.51'e kadar işlerin yavaşlayacağını ve ayrıyetten de işlerin sonuçsuz kalabileceğini gösteriyor. O yüzden bugün özellikle bir şeyler olmuyorsa olsun diye illa diretmeyin arkadaşlar. Ama akşam 20.51'den sonra da işler hızlı bir şekilde akmaya devam edecektir. Aynı şekilde bugün bir de Güneş ve Uranüs arasında gergin bir görünüm var. Lütfen otorite figürlerle ondan sonra çatışmayın. Biraz isyankar enerjinin yükseleceği bir güne işaret ediyor. Sabrımız az olabilir, tahammülümüz az olabilir, insanlara tahammül edemeyebiliriz. Otoriteye, babaya, evde, işlerinde, patrona çok tahammül edemeyebiliriz. İstifalar gündeme gelebilir ama öfkeyle kalkan zararlı oturur, unutmayın arkadaşlar. 26 Ocak Ay tüm gün Yengeç Burcu'nda seyahat edecek arkadaşlar. Bu birazcık güzel bir etki çünkü Ay Yengeç Burcu'nu sever. Biraz evimiz, yuvamız, ailemiz ondan sonra bu konularla içli dışlı olacağımızı gösteriyor. Evde ondan sonra tamamlanması gereken işleriniz varsa bunları tamamlayabilirsiniz. Yine işte gayrimenkul, ev, aile, taşınma, yer değiştirme, alım, satımla ilişkili konularınızı halledebilirsiniz. İşte evinizdeki büyüklerinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Ailenize daha fazla vakit geçirebileceğiz ki zaten karantina daha ne yapabiliriz? Ondan sonra haklısınız ama belki onların ihtiyaçları, isteklerini daha böyle keyifle ve mutlulukla belki karşılayabilirsiniz. Yine böyle daha evde yemekler yapmak ya da işte evde belki çok sevdiğiniz bir iki misafiri ağırlamak, hani gerçi karantinada bunların böyle yasak olduğunu biliyorum ama hani birazcık daha böyle duygularınızı paylaşmak, duygularınızı akıtmak, duygusal anlamda paylaşımlar yapmak için de yine aslında güzel bir güne işaret ediyor arkadaşlar. 27 Ocak Çarşamba gününden Venüs ve Plüton arasında çok güçlü bir açı var arkadaşlar. Önümüzdeki birkaç günü işaret edecek bu ilişkilerdeki tutku ve ihtirasın böyle çok böyle ön plana çıkacağını gösteriyor. Böyle cinsel anlamda daha heyecanlı olabileceğimiz bir günü işaret ediyor. Böyle birileriyle yazışmak, tanışmak, flört etmek, buluşmak için yine çok güzel bir gün. Özellikle bugün bunun dışında yine böyle yatırımların peşinde koşmak, yatırımlar yapmak, yatırımlarla ilgili tüyolar almak, parasal konularda kendinize hedefler koymak, parayla ilgili ondan sonra önemli adımlar atabilmek için de yine bugün çok güzel bir güne işaret ediyor. İlişkilerde daha böyle tutkulu bir gün. Biraz tabii ki böyle kıskançlıklar ve krizlerde söz konusu olabilir. Kıskançlık durumları yüzünden olabilir bu. Yine bedeninizde beğenmediğiniz şeyleriniz varsa bunları değiştirmek, dönüştürmek için de çok böyle güzel bir güne işaret ediyor arkadaşlar. 28 Ocak Aslan Burcu'nun 9. derecesinde Jüpiter'in etkili olmuş olduğu bir dolunay meydana geliyor. Özellikle dolunaylar farkındalık zamanlarıdır arkadaşlar. Özellikle Aslan Kova aksında bireyselliğimizi, kendimizi ve başkalarını, toplumda gelişen olayları,
ve toplumdaki olayların kendi üzerimdeki etkilerini böyle çok daha fazla böyle fark etmeye başlarız. Tabii ki aslan olduğu için birazcık daha sahnede olmak isteyeceğiz, ön planda olmak isteyeceğiz, takdir görmek isteyeceğiz, rezil olmak istemeyeceğiz, gururumuz kırılsın istemeyeceğiz. Yine böyle saçımızı başımızı yaptırmak, kuaföre gitmek, ondan sonra yeni modeller, yeni renkler değerlendirmek için de yine çok güzel bir gün. İşin içerisinde tabii ki bu Dolunay'ın bir Jüpiter var. Jüpiter olduğu için böyle her şeyi böyle büyüteceğimizi gösteriyor. Geniş geniş böyle kocaman kocaman yaşayacağız birçok şeyi. Bu yüzden de bugün özellikle sevgiyi, aşkı, mutluluğu, keyfi büyütün. Kavgayı, gürültüyü büyütmeyin arkadaşlar. 29 Ocak ay tüm gün Aslan Burcu'nda seyahat etmeye devam ederken Güneş ve Jüpiter de birlikte hareket edecek ve önümüzdeki 3-4 gün boyunca bu ikilinin etkileriyle yaşayacağız. Özellikle bu hem coşku ve iyimserliğin yükselmesi anlamına geliyor. Kendimizi şımartmak, kendimize hediyeler vermek, kendimizi mutlu edebileceğimiz koşullarla da karşılaşacağımızı gösteriyor. Özellikle böyle finansal fırsatlarla karşılaşabiliriz. Önümüzdeki birkaç gün özellikle. Çevremizdeki insanlara ondan sonra çok güzel hediyeler alır, onları mutlu edebiliriz. Fırsat ve şanslar zamanı, özellikle kariyer anlamında, iş anlamında, para anlamında güzel fırsatlarla karşılaşabiliriz. Şansımız çok yaver gider, 4 ayak üzerine düşeriz ama tembellik yapmamamız gerekiyor. Çünkü bu ikili birazcık ama nasıl olsa fırsat geliyor deyip biraz tembellik yapmaya doğru bizi itebilir. Tembellik yapmamaya özen gösterin bugün arkadaşlar. Harekete geçin. 30 Ocak Cumartesi gününden hepinize merhaba. Bugün önemli bir gün. Niçin önemli bir gün? Çünkü bugün iletişimi, ifadeyi ve konuşmayı sembolize eden Merkür geri hareketine başlıyor Kova Burcu'nda ve 3 hafta boyunca geri hareket edecek. Merkür yani 22 Şubat'a kadar özellikle yeni bir şeyler almamak, elektronik eşyalar almamak, yeni bir şeylere imza atmamak için direnmeye bakın. Çünkü bu dönemlerde eğer bir mecburiyetiniz yoksa tabii ki işler birazcık böyle aksayabilir, iletişim çatışmaları çokça çıkabilir. İşte evinizde, iş yerinizde kullandığınız elektronik aletlerde bozulmalar, ondan sonra böyle tuhaf tuhaf arızalar meydana gelebilir. Dostluklar ve arkadaşlıklarda özellikle iletişimde ve ifadede bir takım böyle problemler ve sorunlar meydana gelebilir arkadaşlar. Birbirinizi yanlış anlayabilirsiniz. Özellikle dostluk ilişkilerine ve sosyal ilişkilerde yanlış anlaşılmaların çok artacağı bir 3 haftalık zaman dilimine girdik. Elektronik eşyaları alıp bir şeylere imza atmıyoruz. Unutmayın 22 Şubat'a kadar.